Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan 24 Şubat 2023 tarihli NBA maç tahminleriyle karşınızdayız. Tabii All Star haftası oldu, All Star arası oldu. Birkaç gündür NBA'de maçlar yoktu. Biz de tabii ki videoyu çekmedik. Şimdi yeniden başlıyoruz arkadaşlar. NBA tekrardan başlıyor ve çok önemli maçlar olacak. Normal sezonun bu son etabına giriyoruz. Son birkaç ayına artık kim nerede olacak, play-in potaları, ilk dörtler, seviyeler hepsi belli olacak bu maçlarda. O yüzden dişe diş, taşa taş maçlar bekliyorum. Çok daha çetin geçecek olan maçlar olacak. Tabii bazı maçlar salıp geçecek. Onları da iyi tespit etmek lazım. Ve ona göre genelde daha çok bu aralarda, bu son etapta, son maçlarda daha çok size taraf bahisleri oynamanızı öneriyorum. Biz de daha çok size taraf bahsi önereceğiz. Ne kadarsa üst alt maçları. Çünkü genelde burada artık kazanmak öne çıktığı için bazı takımlar için daha fazla sayı atmaları önemsiz oluyor. Önemli olan maçı kazanmak oluyor. O yüzden o şekilde elimizden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağız. Biraz videoların da süresi daha fazla olacak. Biraz tahminin dışında yorum yapmaya da çalışacağız. Yorum da söyleyeceğiz size ki daha güzel bir bilgiyle daha iyi bir şekilde kafanızda netleşsin. Takımlar ve niye kazanmaları gerekiyor, nasıl kazanabilirler, nasıl kazanacaklar diye. O yüzden bu şekilde yapacağız. Kusura bakmayın, bazı insanlar tabii ki uzun videoları sevmiyorlar ama elimizden geldiği kadar yine kısa tutmaya çalışacağız ama mecburen bu son etapta videolar biraz daha uzun olacak. Başlıyoruz. Bu geceki maçlarda bayağı bir maç var. Aralarından 5 tane maçı, 5 maçın tahminiyle karşınızda olacağız ve her zaman yaptığımız gibi kupon olarak da önereceğiz size arkadaşlar. İlk maçımız Indiana Pacers Boston Celtics maçı. Indiana Pacers takas dönemini iyi geçirdi. Miles Turner'ı takımda tuttu gibi gözüküyor. Buddy Hield de takımda kaldı. Enteresan bir şekilde ama gitme olasılığı hala var. Belki sezon sonunda gider. Ama Miles Turner'a yeni kontrat verdiler ve kalacak gibi gözüküyor bu sezon kesin. Belki gelecek sezonda kalma ihtimali var Miles Turner'ın. O yeni oluşumunda Indiana artık play-in potasının altında, 26 galibiyetle 12. sırada. Pek de playoff veya da play-in hedefleri yok gibi gözüküyor. Yani bundan sonra oraya gelmeleri de zor gibi gözüküyor. Boston ise 42 galibiyetle 1. sırada ama ensesine kadar gelen 41 galibiyetli Milwaukee var. Boston liderliğini sürdürmek isteyecektir. Lider bitirmek isteyecektir normal sezonu. Bir sürü yıldan beri Boston normal sezonu lider bitirmedi. Bu sezon o sezonlardan biri. Jason Tatum ve Jaylen Brown'un formuyla beraber lider bitirmek isteyeceklerdir. Tabii ki bu maç onlar için uygun maçlardan biri. Lider bitirmeleri için, liderliği elinde tutmaları için en azından şimdilik ve Boston kazanır. Sağlam olarak burada isterseniz ufak tefek handikaplar da kullanabilirsiniz. 1.30 orandan Boston kazanacaktır. Sağlam olarak oynayabilirsiniz. All Star maçında da gördüğümüz gibi Jason Tatum MVP oldu ve coştu yine. Karşı tarafta ise kim oynadı en iyi? Jaylen Brown oynadı. O nerede? O da Boston'da. Yani iki Bostonlu oyuncu karşı karşıya geldiler. İkisi de olağanüstü maçlar oynadılar. Yani Boston'ın gücü burada ortaya çıkıyor zaten. All Star maçında da ortaya çıktı. Şimdi Jason Tatum'la Jaylen Brown'lu, Robert Williams, Marcus Smart'lı, Al Horford'lu vesaire Boston burada kazanacaktır.
Jason Tatum 29 sayı üstünde atacak. O MVP ödülünden sonra burada da coşup 30 sayı üstünün çıkmasını bekliyorum. Indiana tarafında ise Miles Turner 17 sayı üstünde atar. Miles Turner'ın da yeni kontratı alışıyla sayılarını 20 ve üzerlerine çıkaracaktır. O da 17 sayı üstünde atacaktır. Onu da üst baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Philadelphia 76ers Memphis Grizzlies maçı. Bu güzel maçlardan biri olacak. Zirvede olan iki takım. Biri batıda zirvede, diğeri doğuda zirvelerde. Yani Philadelphia 76ers 38 galibiyetle 3. sırada. Memphis ise 35 galibiyetle 2. sırada batıda. Yani ikisi de zirveye oynayan ve ilk 3'te, en azından ilk 3'te, ilk 4'te tutunmak isteyen, Philadelphia ise ikinciliği bile kovalayacaktır. İki güçlü takım, şampiyonluğun gizli adayları da olan iki takım karşı karşıya gelecek. Ama şimdi bir tarafta Joel Embiid ve James Harden var. Artı Tobias Harris, Tyrese Maxey gibi oyuncular var. DeAndre Melton çok iyi bir şekilde uyum sağladı Philadelphia'ya. Bir diğer tarafta ise süper yıldız adayı Jamorant, Jaren Jackson, Desmond Bane. Buradan da göreceğimiz gibi, anlaşılabileceği gibi, burada daha tecrübeli taraf Philadelphia 76ers. Diğer taraf gençlerden oluşuyor. Jamorant, Jaren Jackson, Desmond Bane gibi oyunculardan. Burada size önereceğim şey tecrübe kazanacaktır. Joel Embiid coşacaktır. James Harden coşacaktır. Paslarla, asistlerle Tyrese Maxey de yedekten gelip iyi bir şekilde uyum, Harden'ın yokluğunda iyi bir şekilde etki yaratıyor. Guard pozisyonunda son dönemlerde Tobias Harris'in de çok iyi bir formu olduğunu gördük. Burada zor olacaktır ama Philadelphia 76ers kazanır diyorum. 1.50 orandan Philadelphia bu maçı kazanacaktır. Joel Embiid 32 sayı üstünde atar. Onun fazla sayı atmasını bekliyorum. Ve Jamorant süper yıldız adayı 26 sayı üstünde atar. Jamorant'ın da üst baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz üçüncü maça. Üçüncü maçımız Utah Jazz Oklahoma City maçı. Bu maçı seçmemin nedenlerinden biri, hızlı bir şekilde bunu anlatacağım. Utah Jazz artık 29 galibiyetle 11. sırada, Oklahoma'da 28 galibiyetle 10. sırada. Yani bu takımlar bundan sonra bu sezonun sonuna doğru artık düşüşe geçeceklerdir. Alt sıralara ineceklerdir ve bu maç tam bir üst maçı. Hala bazı oyuncular kendilerini göstermeye çalışıyorlar kontrat kapabilmek için. Özellikle Utah Jazz'ta Mark Cannon ve Jordan Clarkson gibi oyuncular. Oklahoma'da ise bir puan makinesi, bir sayı makinesi Jrue Alexander var ve diğer gençlerle birlikte Lucas Dort, George Giddey gibi gençlerle birlikte çok etkili oynayan bir Oklahoma var. Enteresan bir şekilde, yani bu maç üst olur. 235 üst baremi 1.60 orandan rahatlıkla alabilirsiniz. Tam bir üst maçı olduğu için bu maçta hiç tarafa gitmeyin. Üst alıp yandan seyredin arkadaşlar. Ya da maç sonucuna bakın. Markkanen 27 sayı üstünde atar ve Julius Alexander 31 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremlerini kullanabilirsiniz. Ve geliyoruz gecenin en güzel maçına diyebileceğimiz maça. Los Angeles Lakers Golden State Warriors maçı. Golden State Warriors'ta eksiklik, Steph Curry'nin eksikliği olacak. Lakers'ta ise enteresan olaylar oluyor. Enteresan olaylar oldu ve çok daha güçlü hale gelmiş oldu Lakers. Onu biraz daha detaylı konuşacağız burada maçın üzerinde arkadaşlar. Golden State Warriors tabii ki Steph Curry'nin eksikliğinde orada oynayan Jordan Poole, Klay Thompson ikilisi olacak. Bildiğimiz gibi Draymond Green, Kevin Looney, DiVincenzo gibi oyuncular oynayacak. Wiseman'dan da kurtulmayı başardılar. Etkisiz gördüler, onu takımdan yolladılar. Lakers'ta ise takas döneminde en iyi geçiren takımlardan biri gibi gözüküyor. LeBron James'in formu ortada. Anthony Davis'in geri dönüşü zaten ortada.
Onlar sağlıklı ve güçlü oynadıkları zaman Lakers ne şekilde olacağı ortada. Russell Westbrook'u sonunda gönderebildiler. Russell Westbrook'tan kurtuldular. Yerine kim geldi? Sayı atabilen, pas verebilen bir guard geldi. D'Angelo Russell geldi. D'Angelo Russell hem sayı atabiliyor, 20 sayı üzerlerine rahatlıkla çıkabiliyor, hem de asist özelliği de olan bir guard. Diğer tarafta Malik Beasley geldi. Üçlüğü olan, atışları olan, topsuz iyi oynayan ve defansif anlamda çok güçlü oynayan bir Malik Beasley geldi. Yaşı da genç. Bir de Vanderbilt geldi. Vanderbilt de hem yaşı genç hem defans olarak çok iyi katkılar sağlayacak Lakers'a. Tabii ki bundan önce de aldıkları Japon Rui Hachimura da var 4 numarada. O da etkili maçlar çıkartıyor, etkili oynuyor, rahatlıkla 10 sayının üzerine çıkabilen ve defansif özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Zaten Lonnie Walker da var, Austin Reaves de var, yedekten gelecek olan oyuncular. Dennis Schröder var, her zaman 15 sayı katkı guard'dan yedekten de gelse verecek bir Dennis Schröder de var. Yani bu takım şimdiden sonra şu anki durumları kötü. 27 galibiyet, 13. sırada. Daha play-in potasında bile değiller. Golden State Warriors ise 29 galibiyet, 9. sırada play-in potasında var. Yani burada artık Lakers'tan bir seri galibiyet serisi bekliyorum ve hızlı bir şekilde play-in potasına, hatta playoff potasına civarına çıkma durumlarını göreceğiz ve playoff'a gidecekler. Tabii ki enteresan bir şekilde bu oluşumda şampiyonluk adaylığını da koymuş oldular. Yani şampiyonluk adayı tekrardan haline gelmiş oldular gibi gözüküyor. Bu maçı Los Angeles Lakers kazanır. 1.45 orandan Los Angeles Lakers'a güvenebilirsiniz. Onu ne şekilde açıklayabiliriz? Şu şekilde açıklayabiliriz. Ortalama diyorum ki LeBron James 25 sayı atar. Anthony Davis 25 sayı atar. D'Angelo Russell 20 sayı atar. Hachimura 10 sayı atar. Ve Malik Beasley 10 sayı atar. Toplamda 90 sayıya çıkan bir ilk 5 görüyoruz burada Los Angeles Lakers'ta. Yedekten gelecek olan Dennis Schröder, Lonnie Walker, Vanderbilt, Austin Reaves gibi oyuncular da rahatlıkla 5'er 10'ar sayı 15'er sayı katkıda bulunabilir. Yani ne kadar güçleştiğini Lakers'ın bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani 1.45 orandan sağlam olarak burada Lakers'ın galibiyetini alabilirsiniz. Hazır Steph Curry de yokluğunda Lakers yenecektir. Anthony Davis 24 sayı üstünde atar. Karşı tarafta da Klay Thompson 24 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz 5. maçımıza. 5. maçımız Sacramento Kings Portland Trail Blazers maçı. Sacramento enteresan bir şekilde 32 galibiyetle 3. sıradaki yerini koruyor. Ama her an o 3. sıradaki yerini kaybedebilir. Portland ise 28 galibiyetle 12. sırada. Yusuf Nurkiç için sakatlığından sonra sadece Damian Lillard yetmiyor takıma. Bazı maçları kazandırmayı başarıyor. Ama kazandırdığı maçlarda 50-60 sayı atması gerekiyor. Çok zorlanıyor. Tek bir Lillard'la Portland'ın işi zor. Tabii ki hedeflerinde play-in'e kalmak, playoff yapabilmek başaracaklar mı göreceğiz. Ama sadece Lillard'la işleri zor. Sacramento'da ise enteresan oluşumda iyi bir şekilde oynayan oyuncular, eski lise çağından beraber oynayan De'Aaron Fox'la Malik Monk beraber iyi oyunlar çıkartıyorlar. Sabonis oraya iyi bir şekilde oturdu. Tabii diğer oyuncularla birlikte genç Keegan Murray, Harrison Barnes gibi oyuncularla birlikte iyi bir oluşum yaptılar ve kazanmaya devam ediyorlar. Burada taraf bahsine gitmeyeceğim. Çünkü Lillard yine deli, All-Star'da da gördüğümüz gibi yine deli maçlarından birini çıkartıp maçı Portland'a kazandırabilir. Sacramento'da kazanabilir.
O yüzden burada size önerim Darabaksin'e gitmeyin. 235 üz baremi alın. Bu maç bir şekilde üste çıkacaktır. Sacramento'da fazla sayı atabilen ve yiyebilen oyuncular takıma sahip. Portland'da aynı şekilde defansif özellikleri zayıf olan ama çok sayı atabilen Lillard gibi, Simmons gibi oyunculara, Jeremy Grant gibi oyunculara sahip. Burada 235 üz baremi gelir. Rahatlıkla 235 üz baremini 1.60 orandan kullanabilirsiniz. Domantas Sabonis 20 sayı üstünde atar ve Damian Lillard 35 sayı üstünde atar. Özellikle Damian Lillard'ın üz baremini rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Fazla sayıyla patlama yapmasını bekliyorum bu maçta Damian Lillard'ın ve son maçlarda artık gazlayıp Portland'ı bir şekilde play-off'a sokmaya çalışacaktır. Olağanüstü bir formda olan Damian Lillard. Böyle yaptığımız 5 tane maç tahmininden sonra öne çıkartacağımız sağlam olarak bir ikili olacak arkadaşlar size. Artı tabii ki her zaman yaptığımız gibi oyuncu üz baremlerinden de bir üçlü kupon olarak vermeye çalışacağız. Indiana Pacers Boston Celtics maçı Boston kazanır 1.30 oran. Oran yükseltmek isteyenler ufak tefek handikaplarla burada deneme yapabilir. Ama Boston bu maçı kazanacaktır. Sağlam olarak oynayabilirsiniz. Ve Los Angeles Lakers Golden State Warriors Anthony Davis'li, LeBron James'li, yeni gelen Russell'li, Beasley'li, Vanderbilt'li, Lonnie Walker'lı, Schroeder'li Lakers kazanır 1.45 oran. Bu iki maçı kombinlediğinizde yine 2 oran civarında kazanma şansı elde edersiniz ve sağlam bir şekilde paranızı ikiye katlama şansı bulursunuz arkadaşlar. Oyuncu üz baremlerinde ise öne çıkartacağım üçlü şöyle olacak. Joel Embiid 32 sayı üstünde atar. Joel Embiid'in üz baremini alabilirsiniz. Anthony Davis 24 sayı üstünde atar. Anthony Davis'in de üz baremini kullanabilirsiniz. Ve Damian Lillard 35 sayı üstünde atar. Az önce de belirttiğim gibi Damian Lillard'ın da coşmasını bekliyorum. O da 35 sayı üstünde atacaktır. Bu üçlüyü kullanırsanız oyuncu üz baremlerindeki üçlü olarak 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde kazanırsınız. Tabi diğer oyuncu yüz baremlerinde kullanmak isteyen değişik kombinasyonlar da yapabilir. Her zaman son karar sizindir. Bizim söylediklerimiz ve önerdiklerimiz bir öneri niteliğidir arkadaşlar. Siz her zaman kendi düşüncelerinizden de katkı yapıp kendi düşüncelerinizden de ekleyip son kararı verecek olan sizsiniz. Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Beğenilerinizi bu videoda bekliyorum. 100 beğenin üzerine çıkmamızı bekliyorum. Bu videoda arkadaşlar iyi bir şekilde destek olursanız seviniriz. Ne tür sorularınız olursa elimizden geldiği kadar maçların başlamasına kadar size cevap vermeye çalışacağız. Yorum kısmında yazın, sorun. Bizim yorumlamadığımız, tahmin vermediğimiz maçlardan da sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar o maçların da tahminlerini size vermeye çalışacağız. Mesela örnek diyorum. Çoğu arkadaşlar soruyor. Bu oyuncunun üz baremi gelir mi? Şu maç üst olur mu? Bu maç alt olur mu? Ya da bu mu kazanır, kim kazanır gibi sorular sorabilirsiniz. Diğer maçlarla, diğer oyuncularla da birlikte hiç problem sorunsuz yanıtlamaya çalışırız arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın.